Merhabalar arkadaşlar. Bugün test denemelerimizin üçüncü denemesini çözeceğiz. Birden dörde kadar olan konularımız dahil burada. Yani Friendship, Team Life, Cooking ve On the Phone ilişkisinin karışık olarak sorulduğu bir deneme bu. Hemen başlıyorum birinci sorumuzla. Şimdi birinci sorumda şu kelimeye dikkat etmeniz lazım. Burada accept diyor. Accept neydi? Kabul etmek. Reddetmek neydi? Refuse. Accept yapacağım. Şimdi bir tane pop konsertimiz var, yani pop müzik konserimiz var saat 2'de ve lise arkadaşını davet ediyor. Ve onların cevaplarına göre kabul eden kişiyi bulacağım ben. Hemen Charlie'den başlıyorum. Şimdi, thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. To be honest, dürüst olmak gerekirse, I'm not mean on pop music. Keen on eşittir interested in demek çocuklar. Yani ilgilenmek. Ben pop müzikle ilgilenmiyorum ama it will be fun to spend time together. Beraber vakit geçirmek güzel olacak. Şimdi Charlie kabul etti. Birinci kabul ettiği giden kişiyi bulduğumuza göre Charlie olmayan şıkları eleyeceğim. Yani Bursa'yı ve Ceyhan'ı eliyorum. Hemen devam ediyorum. Emily'ye baktım. That sounds awesome. Kulağa harika geliyor. Katılmayı isterdim ama benim dentist diş randevum var. Emily'miz gitti. Hemen Emily olan şıklardan da bakıyorum. Zaten ölmüşüz. Oliver'a baktım. Wow, it sounds terrific. Kulağa dehşet geliyor. Ama I can't make it. Yapamayacağım çünkü I have to study for my exam. Sınava çalışmam lazım. Oliver'ımız da gitti. Oliver'la olan şıkkı eledim. Ben Denizli cevabını işaretliyorum. Ama kontrol amaçlı yine de Mia'nın dediklerine bakayım. I have to do my history assignment. Assignment eşittir homework çocuklar. Ödev. Tarih ödevimi yapmam lazım. Ama I can finish it until noon. Öğle vaktine kadar yapabilirim, bitirebilirim. You know, biliyorsun, I never miss music events. Asla bu müzik aktivitelerini kaçırmam, biliyorsunuz ya. O yüzden Niyaz da geliyor. Oliver'ı Niyaz'ı accept yaparken görebiliyoruz. O yüzden cevabım Denizli. Devam ediyorum ikinci sorum. Not kelimesi var biliyorsunuz. Not ve no bizim için çok önemliydi. Olmayan şeyleri bulacaktım ben. İngiltere'de 100 tane öğrenci müzik tercihlerini söylemiş burada. Hemen bakıyorum. Heavy metal müzik ve rap müzik kıyaslaması var burada. Ve bilmeniz gereken bir as yapısı var çocuklar. As kadar demek. Yani heavy metal müzik, rap müzik kadar popüler. Among arasında iki ve daha fazla kişiden bahsediyorsak among arasında, İki kişi arasından bahsediyorsak between olacağız. Yani İngiliz gençler arasında heavy metal müzik, rap müzik kadar popüler. Bir bakalım. Rap müziğe baktım 15, heavy metal'e baktım 15. İkisinin de oranı aynı. İkisi de birbiri kadar popüler. Bunu diyebiliriz. A şıkkım correct. Not correct değil, correct. B şıkkına baktım. Pop music attracts fewer teenagers than classical music. Fewer kelimesini bilmeniz lazım çocuklar. Tıpkı more kelimesi daha çok demekken fewer daha az. Yani pop müzik klasik müzikten daha az popüler. Pop müzik 10, klasik müzik 3. O zaman klasik müziğe daha az popüler dememiz gerekiyor değil mi bu durumda? Yani tam tersi olacak. Yanlış cevabımı buldum. Ben yine de C ve D'ye bakayım. Neden olmadıkları da çok önemli. Folk music, less popular. Daha az demek çocuklar less. Daha az popüler. Neyden? Diğer müzik gruplarına göre halk müziği daha az popüler demiş. Halk müziği daha az popüler çünkü sadece iki kişi dinliyormuş. True. Most of teens. Çocuklar most. Çoğu. Ergenlerin çoğu. Rock müzik dinlemeyi tercih ediyor. Yani rock müzik oranımızın hepsinin üstünde olması lazım. Öyle Mehmet 55'i rock müzik dinliyor. D şıkkında doğru. Yanlış olan şıkkım burada. Üçüncü sorumuz. Biraz büyütelim. Şimdi hangisi diyaloğu tamamlayabilir? Hemen bakayım. Yukarıya çıkıyorum. Helen'in planları var burada. Hafta sonunda dahil olmak üzere planlarını yazmış.
Ama tam anlayacağım. Hayhalın hemen okumuyorsunuz bu arada planlarını. Önce soru, sonra temeye bakmanız lazım. En son parçadaki kısma bakacaksınız. Merhaba Helen, ben Kay. Tablet going. Nasıl gidiyor? I'm great, thanks. Harika gidiyor. Teşekkürler. Dinle. Are you free this weekend? Bu hafta sonu meşgul müsün? Yani boş musun? Müsait misin? Neden sordun? Peter ve ben are going to camping by the river Thames after weekend. River Thames'a Peter ve ben kamp yapmaya gidecek. Katılmak ister misin? That sounds awesome. Kulağa harika geliyor ama yapamazmış. Neden? We are going to celebrate mom's birthday next Monday. Biz gelecek pazartesi günü annemin doğum günü kutlayacağız. Bu yüzden deyip boş bırakma. Şimdi benim davet edildiğim etkinlik hafta sonu gerçekleşecek bir etkinlik. Yani hafta sonu yaptığım bir etkinlikten bahsetmem lazım. Hafta sonu ne yapacağım ben? Buying food, beverages, ordering a big cake. Yani şu kısma ve bu kısma bakmam lazım. Çünkü benim davet edildiğim günler hafta sonu. Diğer günlere bakmama gerek yok. Şimdi yiyecek alacağım, içecek alacağım. İşte kek siparişi vereceğim. Decorating the party house, parti evini dekor edeceğim. Kurabiyeler hazırlayacağım. Yani ben annemin pazartesi günkü doğum gününe, pazartesi günü olan doğum gününe bir takım hazırlıklar yapacağım evde. O yüzden bakıyorum şıklarıma. Yes. I'm going to be very busy with the preparations. Hazırlıklarla meşgul olacağım diyor. Aynen bahsettiğiniz gibi kek sipariş etmek, yiyecek içecek satın almak, bir takım doğum günü hazırlıkları yapacak. Doğum. Ben yine de B'ye bakayım. My parents are going to watch a new action movie. Ben hafta sonu film izlemekten bahsetmedim. Ben hafta sonu müzik olayına, müzik etkinliğine gitmekten bahsetmedim. Ben hafta sonu arkadaşlarımla olacağım diye bahsetmedim. Ben hafta sonu kek sipariş edeceğim, kurabiye yapacağım, yiyecek içecek alacağım diye söyledim. O yüzden benim doğru cevabım Adana olacak. Geçiyorum diğer sorumuza. Yes, four. Diyalog tamamlayamayacağım cümleyi bulacağım. Neden? Çünkü burada kocaman bir not var. Bakıyorum. Evet, Alice çok aç. Açmış. Is there anything to eat? Yiyecek bir şeyler var mı? Üzgünüm. Gidemedin markete. Peki, why don't we cook a Mexican omelet? Neden Meksika omleti pişirmiyoruz ki? I'm sure you will love it. Eminim seveceksin. It's so delicious. Çok lezzetli. Sounds great. Kulağa harika geliyor. Şimdi Alice'in dedikleri önemli. Çünkü ben bir soru sormuşum ve Alice bunu yanıtlamış. Demiş ki, çok kolay. We don't need many ingredients. Çok fazla malzemeye gerek yok. İşte önce şunu yapacaksın. Sonra bunu yapacaksın. Bana artık step'i, prosesi, süreci, adımları söylemeye başlamış. Önce yumurtaları kır. Sonra krema, sarımsak ekle. İşte rendelenmiş peynir ekle diye bana hemen anlatmaya başlıyor. Bakayım. Yani bana aynen adım adım anlatmaya başlıyor yapılacağını. A şıkkım step kelimesi geçiyor. True. B şıkkı. What are the ingredients of Mexican omelet? Şimdi Meksika omleti yapmak için malzemeleri sayıyor gibi görünse de burada yumurtaları kırıyorsun diyor ya çocuklar. Kaç tane yumurta? Ama malzemeleri sayması için işte 1 kilo şeker, 5 tane yumurta, işte 1 tane kabartma tozu, işte 2 paket kakao diye böyle tek tek sayması lazım çocuklar ingredient olması için. B şıkkını o yüzden ben kabul edemem. Dediğim gibi ingredients direkt malzemeleri sayması lazım çocuklar. Paldır küldür böyle anlatışa geçmemesi lazım. Ben yine C şıkkına bakayım. Can you tell me how to cook this? Bu yemeğin nasıl pişirildiğini söyler misin? Evet söylerim. İlk şöyle, sonra böyle. Yes, oluyor. Peki D şıkkı. Bana bu prosesi, bana süreci anlatabilir misin diyor. Aynen bu şekilde. İlk olarak, ikinci olarak, first, second, third, after. Bunları kullanabiliyoruz ama B şıkkı dediğim gibi ingredients cevabını işaretlemeniz için sadece içindekileri sayıyor olması lazım. Gram gram.
işte kaç kaşık neyden kullanılması gerekiyorsa onu sayması lazım. Bursa cevabı bu yüzden olmuyor. Devam ettim. Beşinci sorudayım. Before ve after cümlelerimiz var burada. Ne yapıyorduk? Before ve after'ın bağlı olduğu cümleyi ilk çeviriyorduk. Yani before serving it, servis etmeden önceki adımı soruyor bana. Serve kelimesini hemen yukarıdan buluyorsun. Bir önceki cümleye bakıyorsun. Drain it with a strainer. Ne diyor sana? Suyunu al. Neyle? Strainer'la. Strainer ne demekti? Süzgeç demek çocuklar. O yüzden doğru cevabım Adana. Peki, random ne demek? Random is greater demek. Hemen oraya notlar alıyorsunuz. Greater rende. Peki, tava? Yes, pen. Tabak, plate. Bunların notlarını lütfen İngilizce dersi çalışırken yazamazlık etmeyin. Hemen kitabınızın üzerine ya da derslerinize bu şekilde not almayı unutmayın çocuklar. Strain'in anlamını bilmiyorsunuz da hemen yazın. Süzgeç demek. Strain, süzmek demek. Parçanın geri kalanını gördüğünüz gibi okumadım. Çünkü gerek yok. Hemen öncelikle birinci bir soruyu okuyorsun. Sorunun benden ne istediğini kavradıktan sonra metine çıkıyorsunuz. Paldır, küldür, Spanish pasta'nın yani bu makarnanın tarifiyle ben ilgilenmiyorum. Sadece servis yapmadan önceki adımı fokus okusanız ve anlasanız yeterli oluyor. Altıncı sorum. No var. No'larda ne yapıyorduk? Olmayan arıyorduk. Yani Edward'ın neyinden bahsetmiyor bu paragraf? Hafta sonu planı. Hafta sonu planından yani Sunday, Monday, Tuesday gibi kelimeler geçiyor mu? Ya da direkt weekend geçiyor mu? Hemen bir öncelikle onu aramanız lazım. Bakayım şöyle bir göz atayım. Sunday geçiyor burada. The school is organizing a trekking trip. Yürüme gezileri düzenliyormuş pazar günü. Yani hafta sonu planından bahsediyor. Akraba demek çocuklar zaten. Akrabalarından amca, dayı, hala, teyze. Onlardan bahsediyorum. Bakın burada uncle, aunt, cousins. Gördüğünüz gibi parçamız akrabalardan da bahsediyor. Peki ilgileri nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor, neler yapıyorlar? Birçok ortak yönleri varmış bakın. Lot of things in common. In common, same interest demekti. Aynı ilgi alanları demekti. Neler? İşte rugby oynamak, filmler izlemek, ilgilerinden de bahsediyor. Peki günlük yaptığı rutin işler bunlar ne demek? Sabah kalkarım, kahvaltımı yaparım, duşumu alırım, dersimi çalışırım. Böyle günlük yaptığı rutin işlerinden bizim parçamız bahsetmiyor. Cevabımız Denizli olacak o yüzden. Hemen devam ediyorum. Yedinci sorum. Bir metniniz var ve mecburuz metninizi okumak için. Çünkü nokta noktadan sonrasını anlayabilmek için öncesine bakmamız lazım. Hemen bakın. Burada ben iki tane poster görüyorum. Bir tanesi rock konser posteri, bir tanesi de tiyatro posteri. Hemen bakalım. After a tiring exam week at school, okuldaki yorucu sınav haftasından sonra Sally wants to attend an evening on Sunday. Pazar günü Sally bir etkinliğe katılmak istemiş. Kimle? Her buddy, kankasıyla. Kankası Alice'le. İkisi de both, her iki demek. Nino, interested in, aynı şey, ilgilenmek. Her ikisi de rock müzik dinlemeyi ve play dediği tiyatro çocuklar burada. Tiyatro izlemeyi seviyorlar. Ama, however, ama yine de, ama, but çocuklar, however, but'la aynı şey. But kelimesi yerine however kullanmayı tercih ediyorlar artık. Sally can't spend much money for the event. Etkinliğe çok fazla para harcamak istemiyor. Ve Helen'ın 12,5'tan 2,5'a kadar basketbol antrenmanı varmış. Benim bakacağım etkinliklerde bir, fiyatı pahalı olmayacak. İkinci bakacağım şey 12,5 ve 2,5 arasına denk gelmeyecek o etkinlik. O yüzden önce bir parasal olarak bakayım. Hemen bakıyorum. Öğrenci oldukları için her ikisi de 20 dolar ödeyecekler. Bakayım bunda fiyat. Evet, girişimiz 20. 20 dolar. Her ikisini de ücret kısmından eleyemedim. Neye karar vermişler bakalım? Hamlet and a Diamond Theater. Bu tiyatroya karar vermişler. Sebebi neymiş bir bakalım. Şimdi benim bakacağım ikinci şey saat olarak uygunluğuydu.
Şimdi hafta sonu gidecekler. Pazar günü 12'de başlıyor. Hafta sonu yani weekend saat 6'da başlıyormuş. Ama benim 12.30'dan 2.30'a kadar Helen'ın basketbol antrenmanı vardı. O zaman 12'de giderlerse yani bu konsere ne olacak? Bu konserden yarım saat sonra çıkması gerekecek Helen'ın. Çünkü basketbol antrenmanına gitmesi lazım. Bunu bu sebepten eledim. Değil mi? Buna bakıyorum. Buna rahat rahat gider. Çünkü saat 6'da başlıyor. 2.30'da zaten bitmiş olacak ve katılabilecek. Şimdi sebebi ne peki? Kost dediği ücret demek çocuklar. Konserin ücreti daha pahalı diye seçmemezlik yapmıyorlar. Parasal açıdan değil. Şimdi Shakespeare'in oyununun daha eğlenceli olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü öyle bir şeyden bahsetmiyor bizim broşürümüzde. C şıkkı rock konseri öğlen başlıyor. Değil mi? Gitmemelerinin sebebi bu. Bu kalsın. Peki The play ends 12 o'clock. Oyun saat 12'de bitiyor demiş. Hayır, daha hafta içi 12'de başlıyor. Bunu da diyemeyiz ama noon eşittir saat 12 derse çocuklar. Burada dediği gibi Hamlet'i tercih ediyorlar. Çünkü rock konseri saat 12'de başlıyor. Noon'da başlıyor. Öğle vakti başlıyor. Cevabı Ceyhan. Geçtim 8. soruya. Burada hangi fotoğraf size ikinci adımı gösteriyor diyor. Hemen bakayım. Spanish Love Trivia yapıyoruz biz. Kuzu çevirme yapıyoruz bugün. İspanyol kuzu çevirme yapıyoruz. Malzemelerimi saydım. Tuz, baharatlar, et, soğan. Chop the meat before putting it the pan. Şimdi tavaya before ve after'lı cümlelerimizi hatırlayalım. Before ve after'ın bağlı olduğu cümleyi ilk çeviriyordum. Yani tavaya koymadan önce chop the meat, etleri doğramam birinci işlemim. Tavaya koymazsa ikinci işlemim olmayacak mı? Bana ikinci işlemi soruyordu. Yani tavaya koymak cevabım o yüzden denizli olmayacak mı? Çünkü A şıkkı kaçıncı işlemim? Birinci işlemim. D şıkkım ikinci işlemim. Bir bakalım. Heat some oil on Friday at about 5 minutes. 5 dakika kızarttık. Sonra soğanları doğramam. Evet. And carrots işte tavaya atmam. Yes. Ha, etleri, sorry. Etleri doğramak birinci işlemim. Sonra soğanları doğrayacağım. Third. En son da bunları karıştırıp fırına atacağım. En son işlemim. Fourth. Bu şekilde oluyor. Bana ikinci işlemi sorduğu için. Tavaya koymadan önce eti doğra diyor. Tavaya koymam ikinci işlem. Cevabım denizli olacak. Devam ettim. Dokuzuncu sorudayım. Parça soruları uzun sorular. Sizin birazcık canınızın sıkıldığı sorular. Ama asla çok fazla düşünmenizi gerektirmeyen sorular. Çünkü sorumuzun uzunluğu ne kadar artarsa cevabımız onun içindedir. Şimdi nereye baktım? Mary refuses Kate's invitation because demiş soruda. Önce soruyu okuyorsunuz. Bunu sakın kaldır küldür parçayı okuyup kafanızı karıştırmayın. Mary, Kate'in davetini ne yapacak? Reddedecek. Çünkü she has to attend family event. Aile etkinliğine katılmak zorunda. Which one can be her flight invitation? Hangisi en uygun cevap olur? Bir bakalım. Öncelikle bir reddetme var. Bakalım reddetmediği var mı? Bu hiç okumadan eleyebileceğim bir şey var mı? Kabul etti yok. Hepsinde bir reddetme var. Yukarıya bir çıkayım. Ha, aile etkinliği diyor. Yine parçayı okumama gerek yok çocuklar. Bakın. Reddedeceğim ve ailecek bir etkinlik yapacağım. Burada aile kelimesi geçse de proje yapmam lazım diyor benim. Aile etkinliğinden bahsetmiyor. Aile hakkında bir proje yazmaktan bahsediyor. A şıkkını o yüzden eliyorum. B şıkkı thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. You know, I would never this miss such an opportunity. Bu fırsatı kaçırmam. Ama annemin doğum günü var diyor. And I have to be here celebrate it. Ve bunu kutlamak için orada olmam lazım. Annemin doğum günü, anne doğum günü bir aile etkinliği midir? Evet.
Ben C'ye de bakayım neden olmadığını. Baktım hemen. Teşekkür ederim ama benim için çok pahalı. Aile etkinliğinden ziyade birazcık para. Fee, price düşünülmüş. Fee and price ikisi de eş anlamlıdır. Ücret demek. Ben D şıkkına bakayım. Burada da ne kadar çok parent kelimesi geçse de benim diyor ailem out of the city, şehir dışında olacaklar. Gelecek hafta ben küçük kız kardeşime look after, bakmak demek çocuklar. Göz kulak olmak demek. Küçük kız kardeşime bakacağım. Ne kadar çok aileyle alakalı olsa da bu durum bir aile etkinliği değil. O yüzden benim doğru cevabım Bursa olacak. Annemin doğum gününden dolayı kazanıyorum. Şimdi 10. soruma geçtiğimde hangisi doğru değildir? Nereden anlıyorum? Bakın burada bir not var. O yüzden yukarıya çıktım. Çıkmadan önce ilk şıkkı okuyorum, sonra yukarıya çıkıyorum. Şimdi the come stars of the future offers. Yani stars of the future offers artistic activities. Artistik aktiviteler mi sunacak bu kamp bize? Yani Katie bizim için ayarladığı bu kamp faaliyetleri öyle mi olacak? Bakalım. Yukarıya çıktım. Stars of the Future diye bir kamp yerinde kalacaklar. It's a great job for us because we are most talented girls ever. Biz çok yetenekliyiz. Neler yapacaklar? Acting, singing, drawing, dancing. Bakın bunların hepsi bize sunduğu aktiviteler. Acting, tiyatro, singing, şarkı söyleme, drawing, çizme, dancing, dans etme. Bize artistik aktiviteler sunacak. Yani benim A şıkkım o yüzden true, doğru. Peki B şıkkı. The camp is going to last for 1 week. Bir haftanı. Last çocuklar son demek olsa da burada sürmek demek. Fiil anlamı last'ın sürmek. Bir hafta sürecek diyor. Yukarıya çıkalım. Gün olarak bir bakalım ne kadar sürecek. Hemen bakayım. Bir günden bahsediyorum. Yes, şurada başlıyor. It starts on Monday and goes until Sunday. Pazartesi günü başlayacak. Ta ki pazara kadar yani bir hafta sürecek. O zaman benim Bursa şıkkım da doğru. Yes, true. Peki, Kate wants to buy a present Mary after the camp. After'dan sonraki cümleyi ilk çeviriyorum. Mary, kamptan sonra Kate Mary'ye hediye mi almak istiyor çocuklar? Yukarıya çıkıp şu present kelimesini bir bulalım. Buy kelimesini bir bulalım. Hemen çıktım. Bakayım. Present kelimesinden ziyade burada eş anlamlısı olan gift var, hediye. Bu cümleyi okuyup anlamam lazım. I know, biliyorum. It's your birthday next month. Gelecek hafta senin doğum günün and it will be a nice gift for you. Bu senin için iyi bir hediye olacak. Yani aslında Kate ona hediye almıyor. Bu kamp diyor sana iyi bir hediye olacak zaten diyor. Hediye almak istemiyor. Kamptan sonra bir de hediye almak istemiyor. Zaten bu kamp sana hediye olacak diyor. Kamptan sonra değil, kampın hediye olduğunu söylüyor. O yüzden ben C şıkkını diyemiyorum. Yanlış olan şıkkım C. Peki D nasıl doğru? Bir bakalım. Kate will pay 300 dolar mı ödeyecek Kate? Eğer Mary gelirse. Yukarıya bir çıkalım. Para olan kısmı bulalım. Para olarak burada 150 geçiyor. Bakın. Cost, price, fee aynı şey, para. 150 dolar ödeyecek each person. Yani kişi başı 150 dolar. And I will pay for both of us. Ve ikimizin parasını da ben ödeyeceğim. 150-150 ne yaptı? 300. Mary'nin katılması durumunda Kate 300 dolar ödeyecek. Benim D şıkkım da doğru o yüzden. Yanlış olan şıkkım Ceyhan. Evet çocuklar, deneme üçümüzü de tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.